Yıllar boyu farklı kültürlerin gelip geçtiği Kıbrıs, Akdeniz'in doğusunda küçük ve bölünmüş bir adadır. Ada insanları, Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Elenler, sömürgecilerin müdahalesi, TMT ve EOKA'nın çalışmaları ile bölünmüştür. ABD ve İngiltere'nin anlaşması ile Kıbrıslı Elenlerin başına Yunanistan, Kıbrıslı Türklerin başına da Türkiye getirilmiştir. Kıbrıslı Türkler üzerinde 1958'den beri devam eden Türkleştirme çalışmaları 1974'te Türkiye'nin askeri müdahalesi sonrasında daha da artmıştır. Baraka Kültür Merkezi, Kıbrıs'ın kuzeyinde 2001 yılından itibaren başka bir kültürü yaratmak için üretimi ve mücadeleyi harmanlamaktadır. Baraka'nın 10 yılına mercek tutmadan önce verdiği mücadelelerinin temelini oluşturan Kıbrıslı Türk halkının siyasi ve sosyal tarihine kısaca bir göz atmak gerekmektedir. 1974'te bölünen adada Kıbrıslı Türk halkı üretimden koparılmış, kooperatifler kapatılmış, asker, sivil bürokrasisi, ticaret burjuvazisi, TC elçiliği ve TC yardım heyetinden oluşan egemen blok asıl iktidar odağı olarak şekillenmiştir. Türkiye'de okumaya giden Kıbrıslı Türkler arasında yeni sömürge devrimciliği hızla yaygınlaşmıştı. Özellikle kurtuluş ve devrimci yol örgütleri içine giren gençler, ülkelerine gelişlerinde birlikte hareket zemini yaratmışlardır. Bu zeminin örgütsel ifadesi olan Halkla Dayanışma ve Kültür Dernekleri Halkdar, 1977 yılında Kıbrıs'ın kuzeyinde bir olgu olarak hayat buldu. 1980'lerin ilk yılları, günümüzde etkileri halen devam etmekte olan Halkdar'ın çeşitli nedenlerle ortadan kalkmasına sahne oldu. Bunun hemen ardından 1983'te KKTC ilan edilmiştir. 1986 yılında TC tarafından gönderilen ilk dayatma paketinin ardından 1990'lı yıllar ise çok daha zorlu ve karanlık geçecekti. 1991 yılında dağılan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ardından yaşanan moral bozukluğu sürerken, yeni koşullara uyum sağlayan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 1993 yılında küçük ortak olarak hükümete yerleşmesi yeni genç kuşağın arayışlarını şiddetlendiriyordu. Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümetteydi, Toplumcu Kurtuluş Partisi ulusal sol konumunun doruğunda ve denktaşı olabilecek en yakın pozisyondaydı. Yeni Kıbrıs Partisi ise bildirilerle AB çağrısı ve demokrasi övgüsü yapmanın ötesinde bir varlık gösteremiyordu. 1994 yılında Demokrat Parti Cumhuriyetçi Türk Partisi koalisyonu esnasında mülkiyet rejiminin temellerini belirleyen İSKAN, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasası İTEM, KDV ve Birleşik Faiz Uygulamaları hayata geçirilmiştir. İTEM yasası sayesinde kuzeyden güneye göç eden Kıbrıs'ı Elenlere ait taşınmaz malları kuzeyde yaşayanlara paylaştırdılar. Uluslararası alanda geçerli olmayan koçanlar dağıtıldı ve ganimet yasallaştırıldı. 1996 yılındaki Kutlu Adalı cinayetiyle en zifiri noktasına ulaşan karanlık, öğrenci eylemleri ve çeşitli gençlik örgütlenmeleriyle kırılmaya çalışılıyordu. 1999'un Aralık ayı sonunda başlayan bankalar krizi giderek büyüdü ve 6 bankanın yönetimine devlet tarafından el konuldu. 6 bankadan 4'ü Bakanlar Kurulu kararıyla tasfiye edilirken eylem yapan bankazedeler 24 Temmuz 2000'de meclisi bastı. Meclisin halk tarafından işgal edilmesi yanında askere bağlı polis çevik kuvvetinin masum insanlara gaz bombaları ve coplarla saldırması da tarihte bir ilkti ve büyük yankı uyandırdı. Yine Temmuz ayı içinde Avrupa Gazetesi'nin sahibi ve genel yayın yönetmeni Şener Levent ile gazetenin 3 çalışanı casus olarak suçlanarak tutuklandılar. Casusluklarına dair delil bulunamayan Şener Levent ve arkadaşları serbest bırakıldıkları gün Bu Memleket Bizim platformu tarafından geniş katılımlı bir miting düzenlendi. Yıllardan beri sindirme kampanyası sürdüren malum çevreler 18 Temmuz 2000 tarihinde İnönü Meydanı'nı dolduran halkın yumruğu ile neye uğradıklarını şaşırmışlardır. Ülkede ekonomi kötüye giderken TC, Ekonomik Önlemler Paketi adı altında hazırladığı Kıbrıslı Türkleri adadan kaçırma planını işbirlikçileri vasıtasıyla uygulamaya koydu. Bu pakete toplumun hemen her kesiminden tepki geldi. Miting ve grevler yapıldı.
ülkenin ilerici sendikalarından Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, bu paketi hazırlayan Ankara hükümeti ve politikalarına karşı 30 Ocak 2001 tarihinde paralı gazete ilanı vererek Ankara ne paranı ne paketini ne de memurlarını istemiyoruz. Kıbrıs Türk'ü bizde kendi kendimizi yönetecek bilgi, beceri, potansiyel ve yeterlilik vardır. Esir olmak istemiyoruz çağrısı yapmıştır. 10 yıldır Kıbrıs'ın kuzey yarısında başka bir kültürü oluşturmak için üreten Baraka Kültür Merkezi işte böyle bir ortamda hayata gözlerini açmıştır. 2 ay süren toplantılar sonucunda bir grup genç 4 Temmuz 2001 tarihinde Kıbrıs Türk Mimar Mühendis Odaları Birliği bahçesinde ortak bir metin hazırlayıp imzalarlar. 2001 yılında Mimar Mühendis Odaları Birliği lokalinde bir dizi toplantılarla ilk adımları atıldı Baraka'nın. Özellikle işte sadece bizim görüşlerimize yakın insanlar üzerinden değil de solun bütün renklerine açık olarak herkesi çağırmaya dikkat ettik. Neden bir kültür merkezi fikri doğdu? Bunun da bir teorik altyapısı vardı kendimizce. Bu teorik altyapı da şuydu. Solun belki işte başka ülkelerde, birçok ülkede örgütlenme zemini, işçi sınıfı üzerinden şekillenir. Ancak biz kendimizi küçük burjuva olarak tanımladığımız için kültürel etkinliklerle solun içerisine girdiğimizi, girdiğimiz tespitini yaptık. Bu kültürel etkinlikleri işte kitap okuma olsun, tiyatro izleme olsun, bir şarkıyı dinleme olsun, bütün bunların bir araya gelmesiyle daha adil, daha eşit bir dünyanın fikriyatını kendimize kazandırdığımızı düşündük. Bu yüzden de bu ülkenin de kendi özgün koşullarından dolayı bir taşıma işçi toplumu diyebileceğimiz bir topluluk var bu ülkede de. Ama yani sürekli değişen, hiçbir arada bulunmayan, ideoloji anlamında bir birikim yaratamamış bir işçi topluluğuydu bu. Bir işçi sınıf niteliği taşıyan, bir işçi sınıfı niteliği taşımadığı için buradan dolayı bir örgütlenme yaratamayacağımızı, işçi sınıfı çocukları veya işte işçi sınıfının kendi içindeki dinamikleriyle bir sol örgütlenmenin zor ve mümkün olmayacak bir koşulda olabileceğini düşündüğümüzden bir kültür merkeziyle bir çıkış yapmanın ve örgütlenme yaratmanın, bir adım atmanın ve fikriyatın daha ileriye taşınmasının da mümkün olabileceğini planladık. Ve bu yüzden bir kültür merkezi oluşturduk. Daha sonra bir konser gerçekleştirildi Göçmenköy Parkı'nda. Hatırladığım kadarıyla Ağustos ayındaydı bu konser. Bu konser yardım konseriydi. Biletlerini sattık bir miktar para toplamak için, bir yer kiralamak için. Düşüncemiz de şuydu, yani bir mekanın olması ve insanların o mekanda solun bütün renklerine açık bir mekanda Kıbrıs sorunundan, siyasetten, ideolojiden, her konudan, her konuyu tartışabileceği, üretim yapabileceği bir mekanın olmasıyla daha hızlı bir örgütlenme ve toplumsal hayatı örgütleme şansımızın olabileceğini düşünürdük. Bu yüzden de bu yardım konserinden sonra da bir yer kiralandı. Yarım inşaat şeklindeki bu yerin boyasını, badanasını, her türlü işte tuvaletinden mutfağına eşyalarını falan İmece usulü diyebileceğimiz bir usulle bir araya getirdik. Baraka 2001 yılının sonunda ciddi bir bölünme yaşamış, eskilerle yenilerin ayrışması sonucu 1 Ocak 2003'te kiralanmış bina terk edilmiş, 1 Mart 2003'te yeni bina kiralanmış, bu binanın açılışı ise 3 Haziran 2003 tarihinde gerçekleşmiştir. Bizimden aynı fikirde olduğunu düşündüğümüz, bizden bir önceki jenerasyondan abilerimizle bir takım fikir ayrılıkları da oluştu. Bu fikir ayrılıkları tabii anladığım kadarıyla her birinin ayrı ayrı kafasında farklı bir çıkış vardı.
bizim kafamızdaki çıkışla onların kafasındaki çıkış örtüşmüyordu. Biz bunu geç anladık. Anladığımızda da artık tartışmalar başka boyutlara gitmişti. Bu yüzden kafamızdaki ve kurguladığımız şeyi yapabilmek için daha ileri bir adım atabilmek ve işte ilerletebilmek için işte barakayı başka bir mekana taşındık. Bir ayrışma süreci yaşandı. O ayrışma sürecinden sonra da işte 2003 yılında yeni mekanın açılışını yaptık. Ondan sonra esas yani barakanın 2003 yılından sonraki bütün etkinlikleriyle bugüne geldi. Yani bu 10 yıllık süreç, 2001 yılında başlayan, ilk adımları atılan 10 yıllık süreç, 2003 yılından itibaren daha hızlı ve daha ayakları yere basar şekilde kendini yaratan bir süreç oldu. Taşınmak bir dernek için normal görünse de barakanın taşınması bir dönüm noktası olmuştur. Baraka yeni mekanında yeniden doğmuştur. Tarihsel olarak incelediğimizde baraka için net bir kuruluş tarihi söylenemiyorsa bu barakanın günümüzde hala kurulmaya devam etmesinden kaynaklanmaktadır. Bankaların batması, TC'den dayatılan ekonomik pakete karşı yükselen tepki, gittikçe kitleselleşen mitingler düzenlenmesine yol açtı. Bu mitingler sonrasında ortaya konulan anlam planı nedeniyle neredeyse herkesin politika ile yatıp kalktığı, gençliğin çok ciddi bir kesiminin politize olduğu, 23 Nisan 2003'te sınırlardaki barikatların kalktığı bir dönemde barakacıların kendilerine yeni bir mekan yaratmaya odaklandıkları için 2002-2004 yılları arasında ülke gündeminin dışına düştükleri söylenebilir. Aynı dönem içerisinde Cumhuriyetçi Türk Partisi yeniden hükümete geldi. Anlam Planı referandumu gerçekleştirildi. Bu dönemin barakaya bıraktığı en önemli ders, parlayıp sönen momentlerde yakalanacak kitleselliğin kalıcı olmayacağı gözlemidir. Barakacılar küçük kazanımlara, uzun soluklu ve yavaş süreçlere odaklanmayı öğrendiler. Hız ve niceliğin yerine sağlamlık ve niteliği koymayı bir kültür haline getirdiler. Bu süreçte tüm politik partileri kitlesellik anlamında ikiye katlayan dalganın kırıntıları, kültürel alanın asli bir bileşeni olduğu kadar bir gençlik örgütlenmesi de olan Baraka'ya da dokundu ve 2003 biterken Baraka'da artık etkinlikler yapmakta olan bir grup insan vardı. Dernek bünyesinde ilk dönemlerde başlatılan satranç, bilgisayar, okuma yazma, elence gibi ücretsiz kursların ve cumartesi sohbetlerinin yerini zamanla öğrenmeye, kültürel üretime hem de politik aksiyona imkan tanıyan sinema, okuma, müzik ve tiyatro faaliyetleri almıştır. Sinemaya seyirci kalmayın sloganıyla 4 Ekim 2003 tarihinden bu yana kesintisiz izle tartış etkinliği gerçekleştirilmektedir. İzle tartış etkinliği 2003 yılından bugüne kesintisiz dünyayı görmek, anlamak, tartışmak ve izlemek amacıyla gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik olur. Filmler izle tartış etkinliğine katılanlar tarafından hemfikir olarak seçilmektedir. Filmlerin sunuşunu genellikle öneren kişi yapar. Bu da Baraka'nın öneren yapan prensibine somut bir örnektir. Filmler sonrası kısa tartışmalar gerçekleştirilmektedir. Bu da duygularımızı dostlarımızla paylaşmaya imkan verir. Sinemaya seyirci kalma sloganıyla gerçekleştirdiğimiz izle tartış ücretsiz olup herkese açıktır. Bir diğer etkinlik grubu da okuma tartışma grubudur. Baraka'nın 2004 yılında başlayan etkinliklerinden bir tanesi de okuma tartışma grubudu. Dünyayı ve Kıbrıs'ı anlamak, okumak ve tartışmak için gerçekleştirilen bir etkinliktir. Bir eğitim çalışmasından çok daha fazla karşılıklı öğrenmeye ve tartışmaya dayanır okuma tartışma grubu. Okuma tartışmada biri okur, diğerleri dinler tarzında değil de herkesin okuduğu ve herkesin anlayarak tartıştığı bir tarz söz konusudur. Tartışmak, insanların fikirlerini öğrenme ve yeni şeylere açık olma anlamında önemlidir. Baraka'daki sinema ve okuma faaliyetlerinin dışında bir diğer etkinlik de müziktir. Baraka'da müzik ilk kez 2003'te Elektrim 3 Gece etkinliğinde Baraka'nın çevresinde müzikle uğraşan arkadaşların
derme çatma kurdukları bir müzik grubuyla başladı. Konserden hemen sonra oturup düşündük ve Baraka'da disiplinli, sürekli bir müzik etkinliği yapmaya karar verdik. 2003'ün sonlarına doğru Baraka'da artık düzenli bir müzik korosu etkinlik yapmaya başladı. 2007'ye geldiğimizde ise oluşan müzik korosunun artık bir müzik grubuna dönüşmesine karar verdik ve her zaman hayalimiz olan gitarıyla, bas gitarıyla, kongasıyla güzel bir müzik grubu oluşturduk. Son anıtları Baraka'nın değerleri çerçevesinde muhalif, aktivist kişiler tarafından oluşturulduğu için kendisini sol bir grup olarak tanımlar. İsmini de solun içerisinden gelen ve solun tüm kesimlerine kendisini açmasından yola çıkarak solun anahtarı yani son anahtarı olarak koyduk. Bizim yaptığımız müzik popüler müzikle bağdaşmıyor. Çünkü yaptığımız üretimler, bestelerimiz, kullandığımız çağdaş halk müzikleri veya dünya devrimci şarkıları hem kolektivizmden besleniyor hem de isyanları, dayanışmaları, toplumsal direnişleri ifade ediyor. Dolayısıyla biz son anahtar olarak müziğin piyasalaştırılması ve met haline getirilip satılmasını sağlayan bu tarza her zaman karşı durduk. Ve bir süre sonra sol anahtarında bulunan bizler üretimlerimizi halkla daha yaygın bir şekilde paylaşma isteği duyduk ve albüm kararı aldık. Albüm süreci yoğun bir paylaşım süreciydi. Bu süreç birbirimizi daha iyi tanımamızı, birbirimizi daha iyi anlamamızı sağladı. Ve yoğun bir stüdyo çalışmasından sonra albümümüz 21 Ekim 2009'da çıktı. Albüm çıktıktan sonra aldığımız olumlu dönüklerden bazı parçalarımıza klip çekmeye karar verdik. Bu parçalar Hasan Bulliler ve Sevdamız Var adlı parçalardı. Klipler çekildikten sonra Hasan Bulliler parçasının klibi birçok televizyon kanalında tekrar döndü. Ben Hüseyin Bulliyim hem Firavun. Merhametim yoktur kim olsak yarın. Hasan Bulliler'e yaptıkları gibi aynı cesareti her kanal Sevdamız Var parçasına gösteremedi ve Sevdamız Var parçası çok fazla televizyonlarda yer bulamadı. Sevdamız var, sevdamız var gelen günlerde. Kavga kavga hesabımız var egemenlerde. Gel kardeşim gün o gündür ayıkranda. Beni yiyecek karanlık. Sol anahtarı 1 Mayıs'larda, 1 Eylül'lerde, eylemlerde ve direnişlerde boy gösteren bir müzik grubu olarak daha şimdiden ülkemiz protest müziğinin öncüsü pozisyonuna yerleşmiştir. Baraka Tiyatro ekibi Nisan 2004'te sözünü oynayarak söyleyebilmek, dert edindiği konuları dünya ve memleket hallerini tiyatral biçimlerde anlatabilmek gayesini her geçen yıl daha da yükseklere taşımaktadır. Bugün Behtiyen toplumcu gerçekçi bir anlayışla oyunlar sergileyen, Agusta Boğal'ın Ezilenlerin Tiyatrosu kuramını çalışma yöntemi olarak benimseyen, yani politik bir iddiası olan Baraka Tiyatro ekibi, 2004 yılında ufak ve amatör bir ekiple işe başladı. İlk yıllarda büyük prodüksiyonlara, büyük sahnelenecek oyunlara girmeyi düşünmedik. Daha çok Baraka lokalinde sergilediğimiz kısa gösterileri tercih ettik. Baraka Tiyatro ekibinin misyonu sadece bazı replikleri ezberleyip oyun sahnelemek değil. Bizce her BTE elemanının hem kendini hem de içinde yaşadığı toplumu değiştirip dönüştürebilmesi, içinde yaşadığı topluma bir ileri adımı attırabilmesi önemli. Tiyatro yapıyoruz çünkü dünyayı değiştirmek istiyoruz. Tiyatro yapıyoruz çünkü içinde yaşadığımız sistemle sorunumuz var. İçinde yaşadığımız emeğin sömürüldüğü, kadın bedeninin satıldığı, ekolojik yıkımın yaşandığı sistemi reddediyoruz ve bu sistemi değiştirmek, dönüştürmek için sözümüzü bazen sahneden oyunlarımızla, bazen de eylem alanlarında sokakladığımız tiyatrolarla söylemeye ve bunu toplumla paylaşmaya çalışıyoruz.
Baraka Tiyatro ekibi amatör bir tiyatro topluluğu. Amatörüz çünkü sanatın profesyonellere ya da uzman kişilere bırakılmayacak kadar ciddi bir iş olduğunu, insani bir iş olduğunu, dolayısıyla toplumsal bir iş olduğunu düşünüyoruz. Sanatı halk için değil, halkla beraber yapmayı savunuyoruz ve bu yolda ilerlemeye çalışıyoruz. Baraka Tiyatro ekibinde yöneten yönetilen ilişkileri, söyleyen yapan ilişkileri kurmamayı amaçlıyoruz ve onun yerine çalışmalarımızı bir veya birkaç kolaylaştırıcının eşliğinde yürütüyoruz. Kolaylaştırıcılar bize ilham veren, fikir veren, deneyim aktaran kişiler. Aynı zamanda Baraka Tiyatro ekibindeki her elemanın kendi fikirlerini ekibe katabilme özgürlüğü bizim temel prensiplerimizden biri. Yani Baraka Tiyatro ekibi star olmanın yeri değil, Baraka Tiyatro ekibi kolektif üretimin esas alındığı bir yer. Baraka Tiyatro ekibinin yolculuğu devam ediyor. Amacımız bir yandan bireyhtiyen toplumcu gerçekçi bir anlayışla tiyatro yapmaya devam etmek, öte yandansa Augusta Boal'ın Ezilenlerin Tiyatrosu kuramını ülkemize uyarlayarak yeni bir tiyatro tarzına adım atabilmek. Augusta Boal belki de tiyatro kendi içinde devrimci değildir ama hiç kuşku yok ki tiyatro bir devrim provasıdır der. Biz de 2004'ten bu yana ve halen prova yapmaya devam ediyoruz. Baraka'da müzik yapmak isteyen aktivistlerin çoğalması üzerine Baraka bünyesinde Soluk isimli yeni bir müzik grubu müzik çalışmalarına başlamıştır. Soluk, Baraka'nın ikinci ve en genç müzik topluluğudur. 2009 yılının sonlarından itibaren çalışmaya başlamıştır. Grubumuzda 3 gitar, 1 kongo, 2 solo alet, keman ve flüt ve 2 solistimiz vardır. İlk konserimizi Baraka'nın 5. yaz kampında verdik. Ondan sonra bu konser bizim motivasyonumuzu arttırdı. Daha fazla çalışma aşkı geldi. Repertuarımıza yeni şarkılar kattıktan sonra da ikinci konserimizi 2010 yılbaşı etkinliğinde verdik. Bu çalışmadan sonra özellikle bir uyum içinde çalışmaya başladık. Sevgilim, eylem güzelim benim. Yetim bir ülkeyi korumaya değil. Yeniden kurulacak bir ülkeyi. Aşkla örmeye benzer gelinci olmak. Baraka'daki etkinlik gruplarına son olarak eklenen Baraka Film Atölyesi çalışmalarına başlamıştır. 1, 2, 3, kayıt. Bizler barışı çekmeliyiz. Çünkü savaş çekilir şey değil. Birlikteliği de çekmeliyiz. Çünkü ayrılık hiç çekilir şey değil. Kardeşliği çekmeliyiz. Çünkü milliyetçilik hiç çekilir şey değil. Film Atölyesi Baraka'nın en genç etkinlik grubudur. 2010 yılının Kasım ayında faaliyetlerine başlamıştır. Film çekmeyle ilgili deneyim olması gerekmeksizin amatör filme ilgilenen herkes film atölyesine katılabilir. Film Atölyesi hem görsel hem işitsel araçların etkili olmasından yola çıkarak kısa ve uzun metrajlı filmler, belgeseller çekerek derdini anlatmayı hedefler. Film Atölyesi üretirken öğrenmeyi hedefler. Artık örgütsel modeli şekillenen Baraka'da herkese açık haftalık toplantılar, toplantıların sadece kararlarının değil konuşulan her şeyin kayıt altına alınması, özel etkinlik grupları, mali olarak kendi kendine yeten örgütsel mekanizma ve kendi dışındaki yapılarla eşit ilişki geleneği gibi birçok özellik bu dönemin ürünleridir. Baraka, Orta Doğu ve Kafkaslara kadar geniş bir alanı dinlemek için İngiliz ordusu tarafından Arutur askeri üssünde kurulan dinleme istasyonunun insan sağlığına verdiği zararı göz ardı etmeyerek Kıbrıs'ın güneyinden yapılan bir çağrı ile 9 Kasım 2003'te anti-emperyalizm ile ekoloji mücadelesinin birleştiği bir eyleme katılmıştır. Bu, Baraka'nın ilk eylemidir. Baraka'nın ilk etkinliği ise 17 Ağustos 2002 tarihinde Lefke bölgesine düzenlenen gezidir. Bir Amerikan şirketi olan Cyprus Mines Corporation CMC, 1913'ten 1974'e kadar Lefke bölgesinde bakır madenlerini işletmekteydi. 1974'te adadan ayrılan CMC, ardında ekolojik felakete yol açan atıklar bırakmıştır. CMC atıklarını yerinde tespit etmiş bulunan Baraka aktivistleri için ekolojik duyarlılık temel niteliğinde bir değerdir.
2003 yılında sınırlar açıldıktan sonra oluşturulan milliyetçiliğe ve savaşa karşı iki toplumlu inisiyatif, içinde her iki halkın birçok ilerici örgütünün bulunduğu ilk birliktelikti. Ardılı olduğunu söyleyebileceğimiz Savaşa Hayır Koalisyonu Kıbrıs ise, 2003 yılında Irak işgaline karşı oluşturulan ve Kıbrıs'ta da geçmişte yaşanan savaşlar ve katliamların bir defa daha olmaması için mücadele hattı çizen birçok örgütü ve aktivisti içinde barındıran çok kültürlü bir yapıdır. Savaşa Hayır Koalisyonu, Irak, Afganistan, Felluce ve Filistin işgaline karşı ezilen halklarla dayanışma eylemleri yapmıştır. ABD ve İsrail elçiliklerine yürüyüş gerçekleştirmiştir. Savaşa Hayır Koalisyonu, Temmuz'u sembol bir ay olarak kullanıp, ülkemizde geçmişte yaşanan çatışmalarda ve katliamlarda her iki toplumda hayatlarını kaybeden Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Elenleri anmak için "Ortak acımız bizi birleştiriyor" sloganıyla etkinlikler ve eylemler düzenlemiştir. Baraka, 2005 Şubat'ında hapishane filmlerinden oluşan bir festivali yalnız başına örgütlerken, 4 yıldan beridir de onlarca sendikanın dahil olduğu İşçi Filmleri Festivali'nin Kıbrıs ayağının örgütlenmesini sağlamaktadır. 19 Mart 2005 tarihinde Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ile beraber düzenlenen %100 Barış için 100 film gösterimi daha kalıcı ilişkilere vesile olmuş, aynı yıl Bir Adada Bir Arada projesi örgütlenerek Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs'tan toplanan barış temalı onlarca kısa film ülkemizin bütün büyük şehirlerinde gösterilmiştir. Gerek başka örgütlerle beraber, gerekse de yalnız örgütlenen onlarca şiir gecesi, panel, form, konser ve dinletiyle Baraka kültürel alana tartışmasız bir şekilde adını yazdırmıştır. Üstelik gerek bu faaliyetlerin gerekse de Baraka'nın herhangi bir giderinin tek bir kuruşu bile hiçbir uluslararası fon tarafından desteklenmemiş, Baraka kendisine doğrudan ya da dolaylı olarak yapılan tüm uluslararası fonlama tekliflerini tereddütsüz bir şekilde reddetmiştir. Kolektif ruh zaman zaman gerçekleştirilen piknikler, geziler, dayanışma yemekleri, yaz kampları gibi etkinliklerle de pekiştirilmekte, eskisinden daha büyük bir topluluk haline gelmiş olan barakacılar, böylesi ortak etkinlikler aracılığıyla birbirleriyle tanışmakta, kaynaşmaktadırlar. Genç devrimcilerin çiçeği burnunda Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümetiyle ilk zıtlaşması da ekolojik temelli bir konudan baş göstermiştir. Baraka çevreci değil, ekolojist bir örgüttür. İnsanı doğanın bir parçası olarak düşünür ve insanı merkeze alıp sadece insanı ilgilendiren konularda çevrecilik yapmayı önüne koymaz. 2004 yılında yürüttüğümüz köpek yarışlarını durduralım kampanyası bu bağlamda bir kampanyaydı. O dönemde öğrenmiştik ki Sinde köyünde bir köpek yarış pisti açılacak ve doğal olarak tahminimiz oydu ki köpek yarışları yapılıp bunun üzerinden kumar oynanacaktı. Bu kampanyadaki ilk eylemimiz 14 Ağustos'ta Sinde köyündeki bu tazı yarış pistinin açılışına gidip orada açılış günü protesto yapmak oldu. Çeşitli bildiriler hazırladık. Köpek yarışlarının nasıl hayvan haklarına aykırı bir sektör olduğunu, aynı zamanda bizim ülkemizin yasalarına aykırı olduğunu anlatan bildirilerle tazı yarış pistinin açılışına gittik ve oraya gelen insanlara, oranın sahiplerine derdimizi anlatmaya çalıştık. İnsanları duyurmak anlamında çok başarılı bir kampanyaydı. Bizim ülkemizde çok önemli bir sorun vardır, Kıbrıs sorunu ve politika bu sorun üstünden yapılır. Köpek yarışlarını durduralım kampanyası bu anlamda çok önemli bir adımdı. Hem Baraka için hem de Kıbrıs Türk halkı için. Çünkü bizi aslında pek de ilgilendirmeyen bir konu üstünden pek çok konudaki hakkımızı öğrenip ciddi bir kampanya yürütmüştük ve çeşitli sendikalar, gençlik örgütleri, hayvan hakları ile ilgili örgütler bu kampanyamıza dahil olarak destek vermişlerdi. Yine kampanyamız çerçevesinde mecliste beden eğitimi ve spor yasası görüşülürken meclis komitesine giderek derdimizi anlattık ve mecliste bu yasanın bizim istediğimiz şekilde geçmesini, köpek yarışları üzerinden kumar oynanmasının legal olmamasını sağladık. Pratik anlamda da Mesarya Stadyumu sahipleri üstünde ciddi bir baskı oluşturduk. Halen de o baskının devam ettiğini düşünüyoruz. Çünkü orada açık açık kumar hiçbir zaman oynanamadı. Açık açık hayvan hakları ihlalleri hiçbir zaman yapılamadı. Bu anlamda kampanyamız başarılı oldu aslında. 4 Ekim
2004 Hayvan Hakları Günü'nde köpek yarışlarını durduralım kampanyasını bize destek veren bütün örgütler, veterinerler, hukukçularla birlikte tamamladığımızı duyurduk ve ondan sonra mahkeme yoluyla bir mücadele vermeye başladık. Mahkemelerin bir anlamda acizliği yüzünden aylarca, yıllarca sürdü. Çok olumlu bir sonuç alamadık. Ancak bütün bu süreç boyunca gerek yasal anlamda köpek yarışlarının asla yasallaşmaması, gerek mahkemenin sürdüğü zaman içerisinde köpek yarışları üstünden kumar oynanmaması ve bu konunun toplumun gündemine yerleşip hayvan hakları konusunda bir duyarlılık yaratılması açılarından çok başarılı bir kampanya oldu. Baraka açısından bir diğer önemli kırılma noktası 2005 yılının Haziran ayında gündeme gelen Atatürk Öğretmen Akademisi ile Yakın Doğu Üniversitesi arasındaki gerilimdir. Yakın Doğu Üniversitesi'nin sahibi ilgili bölüm yasallaştırılması için aynı bölüm öğrencilerini kullanarak meclis önünde çadır eylemi yapıp hükümete baskı kurmaktaydı. Yakın Doğu Üniversitesi'nin eylemini o zamanki hükümette olan CTP'ye karşı yapılan bir muhalefet olarak düşünen neredeyse tüm sol örgütler Yakın Doğu Üniversitesi'nin çadır eylemine destek vermişlerdir. Fakat nasıl bir ironidir ki aynı CTP hükümeti Yakın Doğu Üniversitesi'nin çadırlarına meclisten elektrik götürerek destek vermiştir. Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerin eylemine de Baraka destek vermiştir. Ve eylemde Baraka Korosu da konser vererek akademi öğrencileriyle dayanışmıştır. Lefkoşa'nın Cumhuriyetçi Türk Partili Belediye Başkanı Kutlay Erk, 2005 yılı sonunda en önemli parklardan biri olan Kumsal Parkı'nı yol ve otopark haline getirmeyi planladığını açıklar. Eylem zincirleri ilk önce imza kampanyasıyla başladı. Bu imza kampanyasının işte saatini, nerede yapılacağını insanlara duyurmak adına barak aktivistleri o bölgede oturan insanların evlerine teker teker giderek ve onlarla konuşarak eyleme çağrı yaptılar. Bu yapılan eylemlerin sonucunda da tabii ki orada işte planlanan otopark yapılamadı. Çünkü bayağı ses getirdi bu ve bayağı rahatsızlık duydu oradaki insanlar. Ve bunun sonucunda yani o yönetimde olan, alınan meclis kararı başarısız oldu. Yapılamadı. Ve tabii ki eylem başarılı oldu. İmza kampanyası sonucunda da 2500'e yakın imza toplandı ve bu toplanan imzalar işte dönemin belediye başkanı Kutlay Erk'e götürüldü ve Kumsal Park'ın Kumsal Park olarak kalacağı konusunda söz alındı. Çevre hakkı Baraka için çok önemlidir ve özellikle şehirde, kentte yaşayan insanların bu hakkının gasp edilmesi adına yani Kumsal Park'ın kesinlikle otopark haline getirilmemesi gerekiyordu. Çünkü çok önemli bir yeşil alandı. Şu anda baktığımızda yeşil alanlara izinsiz, düzensiz bir biçimde işte hala bina yapımı devam ediyor. Ve bu anlamda bu yapılan eylemler Baraka için çok önemli bir kazanımdı. Baraka'dan rahatsız olan sadece hükümet değildir. Faşist çevreler de bu sözünü sakınmayan ekipten rahatsız olmaya başlamışlardır. 28 Mart 2006'da Orta Doğu Teknik Üniversitesi bizi Dünya Tiyatrolar Günü ile ilgili etkinlik yapmak için Onorfo Kampüsü'ne davet etti. Bizler de gerek tiyatro ekibi olsun, gerekse Baraka Müzik Korosu olsun, seve seve bu etkinliğe katılacağımızı belirterek ODTÜ'ye gittik. Bize gösterilen programda önce müzik grubu, müzik korosu sahne alacaktı. Sonra da tiyatro ekibi tiyatrosunu oynayacaktı. İlk sıkıntı bizlerin hazırlamış olduğu afişlerin üzerinde Güzel Yurt yerine Omorfo yazmasından kaynaklanan bir gerilim yaşadık. İkinci gerilim ise biz sahne aldığımız zaman müzik korosu olarak her bir parçamızı mücadele veren halklara ithaf etmeye başladık.
işte gerek Kıbrıs Selenlere, gerek Türkiye halklarına. Sonra Ana Yemendir parçasında 1915'te Küçük Asya'dan zorla göç ettirilen halka adadık. Ve ondan sonra salondan bağırmalar, çağırmalar başladı. Ve gitgide büyüyen bir öfkeyle dışarıda bir grup faşist bayraklarla, sopalarla İstiklal Marşı'nı söylemeye başladı. Hemen etkinliğimizin bitirilmesini ve buradan ayrılmamız gerektiği söylendi bize ODTÜ tarafından, bizi davet edenler tarafından. Ve çıkarken de güvenliğimizin sağlanamayacağı söylendi. Bu olay polisin de ilgisini çekmiş, saldıran değil saldırılan taraf olmasına rağmen barakacıların ifadeleri alınmıştır. Barakacıların toplumdan yaygın destek alarak hem şöven güçlere hem de barışçılık kılıfının arkasına saklanarak egemen bloğa hizmet eden Cumhuriyetçi Türk Partisi'ne kafa tuttuğu bir diğer olay da 2006 yılı sonundan başlayarak tırmanan Lokmacı Köprüsü olayıdır. Cumhuriyetçi Türk Partili Cumhurbaşkanı Talat, Kıbrıs'ı elenlerin kabul etmediği söz konusu köprünün yıkılması gerektiğini söyleyince TC Genelkurmayından çocuk gibi azar işitmiştir. Bu noktada Baraka gazetelere ilanlar vererek Talat'ın yanında olduğunu ve Lokmacı'daki köprünün yıkılması için harekete geçmesi durumunda Talat'la birlikte köprüyü fiilen sökmeye hazır olduğunu duyurmuştur. Egemenlerle dalaşmak değil, onların bir parçası olmak isteyen Cumhuriyetçi Türk Partisi bürokrasisi ise bu destekten tahmin edilebileceği gibi memnuniyetten çok rahatsızlık duymuştur. Lokmacı Köprüsü'nün yıkılması sürecinde Cumhurbaşkanı Talat ve TC Genelkurmay arasında yaşananlar güvenlik konularında yetkinin kimde olduğu sorusunu gündeme taşımıştır. TC Genelkurmay Başkanı KKTC Anayasası'ndaki geçici 10. maddeyi öne sürerek yetkinin kendisinde olduğunu belirtmiştir. Baraka, adanın kuzey yarısında askerin konumu, gücü ve yetki alanının aynen devam etmesini sağlamlaştıran bu maddeye karşı partiler ve demokratik kitle örgütleriyle 16 Ocak 2007'de bir eylem yapıp imza kampanyası başlatmıştır. Gerek muhalefet, gerek hükümet, gerekse de faşistler ile farkları netleşen, söyleyecek sözü olgunlaşmaya başlayan Baraka, bir süreden beridir periyotsuz olarak sürdürdüğü yayın faaliyetlerini bu süreçte periyoda oturtarak Argasti'yi yayınlamaya başlar. Argasti, Baraka'nın 3 ayda bir yayınlanan neşriyatıdır. Argasti, ehlileştirilemeyen bir ottur. Susuz da kalsa, güneşsiz de kalsa, bıkmadan, usanmadan, inatla, hatta başkasını usandırma pahasına büyümeye devam eder. Argasti ilk olarak 2003 yılında Elek'ten 3 Gece adlı festivalde Duvar Gazetesi olarak yayınlandı. 2006 yılında 2,5. sayıdan sonra 3 aylık bir periyoda oturdu. Argasti yazarları, çizerleri ve muhabirleri taraflıdır. Eşitlikçi, antikapitalist, ekolojist, feminist bir bakış açısıyla Argasti'yi yazarlar. Argasti'de yer alan görüşler sadece yazarların değil, Baraka Kültür Merkezi'ne de mal edilebilir. Argasti'de güncel konulara dair makaleler yer alırken, teorik ve pratik tartışmalara zemin hazırlayacak konular da yer almaktadır. Argasti her sayıda farklı bir dosya konusuyla karşımıza çıkmaktadır. Baraka'nın yayın faaliyetleri 8 Haziran 2008'de Baraka CC'nin devreye girmesiyle internete de taşınır. Baraka Kültür Merkezi'nin web sitesi baraka.cc'dir. Web sitesi Baraka'nın bilgi ve haberlerini Baraka dostlarıyla paylaşmak ve internet alanında yaymak için oluşturulmuştur. Baraka.cc'deki tüm veriler copyleft'tir, yani dileyen istediği veriyi alıp kaynak göstererek kullanabilir. Baraka, bilginin insanlığın ortak malı olduğunu düşünür ve bundan yola çıkarak lisanslı yazılımlarla mücadele eden açık kaynaklı kod yaklaşımını destekler. Baraka.cc, açık kaynaklı kod yaklaşımıyla oluşturulmuş Joomla programıyla hazırlanmıştır. Baraka.cc, hiçbir özel şirket, kurum, kuruluş ya da vakıf tarafından maddi veya manevi desteklenmez, reklam ya da fon almaz. 2009 yılında Argasti kitaplığının ilk kitabı olan Kıbrıslı Türk Devrimci Hareketi Halk Der,
2011 yılı başında ise Baraka'nın 10. yıl kitapçığı hemen şimdi yayınlanır. Baraka hem Kıbrıslı Türklerin sosyal ve kültürel hayatlarına yönelik müdahalelere, hem sermayenin emekçilere yönelik yürüttüğü neoliberal saldırılara, hem emperyalizmin Orta Doğu'da yarattığı savaşlara karşı, hem de geleneksel olarak solun sembolleşmiş tarihlerinde çeşitli eylemler organize etmiş veya içinde yer almıştır. 8 Mart, 1 Mayıs ve 1 Eylül tarihleri Baraka'nın ajandasında eylem günleri olarak işaretlidir. Baraka aktivistleri 8 Mart 2004'ten itibaren Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nde etkinlikler düzenlemeye başlamıştır. 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Baraka için önemli eylem tarihlerinden bir tanesidir. Çünkü Baraka, kadınların ve erkeklerin fiziksel farklılıklarının eşitsizlik yaratmaması gerektiğini, insanların toplumsal, sosyal, kültürel yaşamın içinde eşit fırsatlara sahip olması gerektiğini savunur. Buradan yola çıkarak Baraka 2004 yılından itibaren 8 Mart'larda, etkinliklerde toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesine katkı koymuştur. Uzun bir aradan sonra ilk kez 8 Mart 2010'da kadınlar ve erkekler birlikte ilk kez bir yürüyüş düzenlemiştir. Ve bu yürüyüşte kadın bedeninin metalaştırılmasına, satılmasına, kadına yönelik şiddete ve tacize karşı hep birlikte kadınlar ve erkekler bir ağızdan sloganlar söyleyerek yürümüşlerdir. Toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikler, erkek egemen sisteme karşı duran ve ayrımcılığa uğrayan herkesin antikapitalist bir temelde dayanışmasıyla ortadan kalkabilecektir. Ve bu mücadele içerisinde de erkek egemen sistemin araçlarını ve dilini kullanmamaya ve cinsiyetçi davranmamaya özen göstermeliyiz. Emekçilerin, işçilerin uluslararası birlik, dayanışma ve mücadele günü olarak kabul edilen 1 Mayıs, Baraka için gelenekselleşmiş eylem günlerinin en önemlilerindendir. 2004 yılı 1 Mayıs'ından itibaren Baraka kendi kortejiyle alanlarda olmuştur. Baraka Kültür Merkezi ilk olarak 2004'te 1 Mayıs alanına çıkmıştır. Yeni kurulan ve daha aslında emekleme çağında olan bir örgüt, bir kültür derneği, kültür merkezi olarak 2004'te alana çıkmıştı. Sonraki tarihlerde de gittikçe artan bir heyecan, motivasyon ve büyüyen bir kitle niteliğiyle, önceliğiyle 2004'ten bu yana da 1 Mayıs'larda devrimci ve Kıbrıs'ın bağımsızlığından yana internasyonalist talepleri ve sloganlarıyla 1 Mayıs alanlarını doldurmaktadır. 1 Mayıs Baraka için hem genel anlamda hem de yerel ve özel anlamda önemli ve belirleyici anlamlar ifade etmektedir. İlk önce söyleyebiliriz ki 1 Mayıs'lar tarihsel bir anlama sahiptir. Bu da işçi sınıfının uluslararası dayanışmasını ve birlikteliğini, ortak mücadelesinin simgesel bir günün olduğunu göstermektedir bize 1 Mayıs tarihi. Bu anlamda 1 Mayıs Baraka'nın temsil ettiği özlemlerin ve de Kıbrıs'ta verilen bağımsızlık ve sanatsal mücadelenin uluslararası anlamda da aslında dünyadaki ezilen halklarla ve ezilen emekçi sınıflarla birlikte ortak verilmesi gerektiğini ve bundan da bağımsız olmadığının göstergesidir 1 Mayıs'ta. İsyanımız başka, bir dünya için. İsyanımız başka, bir dünya için. Hızımızı alamadık, tekrar yapıyoruz. Hızımızı almaya da hiç niyetimiz yok. Kapitalizm! İsyan! Kapitalizm! İsyan! Emperyalizm! İsyan! Emperyalizm! İsyan! 1 Eylül Dünya Barış Günü Baraka için önemlidir. Ülkemizde yıllar boyu milliyetçiliğin körüklediği çatışma yıllarının ardından gelen, ancak Türkiye, Yunanistan, İngiliz üsleri ve Birleşmiş Milletler askeri gölgesinde gerçekten barış olamayan bir süreç yaşanmaktadır. Baraka barışçıdır. Bütün Baraka aktivistleri barış için elinden gelen her şeyi yaparlar. Ama ülkemizde ola gelen ve bize öğretilen barışın sanki yukarıdan işte Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler gibi emperyalist kurumlar tarafından önümüze getirilip siz anlaştınız, buraya imzayı atın ve artık barıştınız
söylemine karşı çıkar. Barış'ın ancak halkların kendisinin mücadeleyle bunu ortaya çıkarabileceğini savunur. Baraka, barışın, sömürünün ve insanların birbirine kırdırılmadığı, özgürce ve rahatça yaşayabilecekleri bir ortam olduğunu düşünür ve bunun olması için elinden geleni yapar. Barış için mücadele etmek demek, bu sömürünün birbirine kırdırılmanın koşullarını anlamak ve bunların ortadan kaldırılması için mücadele etmektir. Barış günü bölünmüş halkları birbirine düşman ettirilmiş adamızda kuşkusuz ki ortak, birleşik ve bağımsız bir Kıbrıs'ın yaratılması anlamında Baraka için çok büyük bir önem arz eder. Baraka, Kıbrıs'ın yeniden birleşmesi ve halklarının kardeşleşmesi mücadelesinde barış dolu bir Kıbrıs'ın yeniden yaratılması için bireylerde, sokaklarda Kıbrıs'ı Eren halkıyla birlikte ortak mücadele etmenin daha anlamlı olduğuna inanır. CTP'nin hükümete geldiği ve referandum sürecinin yaşandığı 2004 yılında Bu Memleket Bizim platformu çatısı altında Omorfa'da bir 1 Eylül günü organize edilmiştir. Daha sonra referandumun sonuçlarına da bağlı olarak CTP tarafından daha sonraki yıllarda yapılacak 1 Eylül'ler salonlara kapatılmış ve salon toplantıları şeklinde düzenlenmiştir. Baraka Kültür Merkezi aynı yılda CTP'nin 1 Eylül'ü salona kapatmasını da protesto anlamında tek başına dere boyundan pronto önüne yürüyüş gerçekleştirerek bir 1 Eylül organize etmiştir. Barış bizlerin ellerindedir pankartıyla gerçekleştirilen yürüyüş. Daha sonra geleneksel bir hal alarak başka örgütlerin de katılımıyla daha da fazla genişlemiştir. Kıbrıs'ta barışın, bağımsız ve ortak bir vatanın Kıbrıs'ta Erenlerle verilecek bir ortak mücadeleden geçtiğine inanan Baraka, 1 Eylül'lerde barış mücadelesini sokaklarda yürütmeye devam edecektir. 1 Mayıs 2007 tarihi ise Cumhuriyetçi Türk Partisi hegemonyasının kendini en açık şekilde gösterdiği tarih olarak takvimlerdeki yerini almıştır. 2007 yılı 1 Mayıs'ı ile ilgili olarak aslında 2006 yılından itibaren başlatmak lazım tartışmayı. 2006 yılında Yeni Kıbrıs Partisi, Birleşik Kıbrıs Partisi, Baraka Kültür Merkezi ve sanırım Kıbrıs Sosyalist Partisi de vardı. 1 Mayıs alanına blok olarak girdik. Herkes kendi kortejiyle ancak birlikte hareket ediyorduk ve ortak sloganımız olarak da hükümette bulunan Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin Irak Savaşı ile ilgili olarak yürütmüş olduğu politikayı eleştiriyorduk ve katil ABD, işbirlikçi CTP sloganını attık hep birlikte. Tabii çok büyük bir rahatsızlık yarattı bu. Çünkü CTP 1 Mayıs'ları kendinin malı zanneden bir partidir ve 1 Mayıs meydanlarında asla CTP'nin eleştirilemeyeceğini düşünürler. Bu bir başlangıç oldu ve CTP'ye karşı muhalefet daha sonraki yıllarda gittikçe büyüdü. 2006 yılı 1 Mayıs'ından sonra bu sloganı bizden bilen CTP ve CTP'nin bağlı sendikaları, CTP'ye bağlı sendikalar 2007 1 Mayıs'ından önce bizi bir toplantıya çağırdılar ve bizimle görüşmek istediğini söylediler. Biz o tarihe kadar sürekli olarak 1 Mayıs organizasyonlarında komitede yer almak istediğimizi kendilerine bildirmiştik. Ve bu daveti 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin bizi içine alacağı bir davet olarak değerlendirdik. Oraya katıldık ancak gördük ki başka hiçbir örgüt gelmemiş. Sadece Deviş Yetkilileri ve biz vardık toplantıda.
Bize başladılar anlatmaya işte bu sloganlar belirlendi, şu pankartlar belirlendi, şu etkinlikler yapılacak, şu faaliyetlerde bulunulacak falan diye bize anlatmaya başladılar. Biz de normal bir sohbet gibi düşünüp dinledik. Diğer örgütlerin gelip gelmeyeceğini, ne zaman geleceklerini sorduk. Dediler ki başka örgüt gelmeyecek, sadece siz davetlisiniz. Neden dedik? İşte size bunları anlatmak için çağırdık siz dediler. Biz o zaman anladık aslında bize talimatlar iletiliyordu ve bu talimatların dışına çıkamayacağımız anlatılıyordu aslında. Ancak kabul etmediler. 1 Mayıs'a CTP'nin de katılabileceğini, hükümette bile olsa bir emek partisi olduğunu, CTP'nin eleştirilmemesi gerektiğini falan söylediler. Eğer bu slogan sizi rahatsız ediyorsa biz bu sloganı atmayabiliriz. Ancak CTP'yi ve hükümeti eleştiren başka sloganlar atacağız. Mesela parasız eğitim, parasız sağlık, bunu yap CTP, bunu yap. Veya CTP sağlığa zararlıdır gibi sloganları atacağımızı, CTP'nin sağlıkla uyguladığı neoliberal dönüşüm politikalarına karşı olduğumuzu, parasız eğitim ve parasız sağlık talep ettiğimizi, CTP'nin de hükümette olduğu halde bunlara yönelik hiçbir icraatta bulunmadığını kendilerine anlattık. Onlarsa bize kesinlikle böyle sloganlar atılması durumunda bize müdahale edileceğini, üzerimize saldırılacağını söylediler. Daha sonra barikat kuracaklarını söylediler. Biz de ayağa kalktık ve ellerinden geleni atlarla koymamalarını, ne yapmaları gerektiğini düşünüyorlarsa yapmalarını, bizim halkın en temel, en meşru talepleri olan parasız eğitim, parasız sağlık gibi talepleri yükselteceğimizi ve bunun CTP'nin adıyla yükselteceğimizi de söyledik ve oradan ayrıldık. Baraka 1 Mayıs mitingi öncesinde yaşanan süreci, tehditleri, Baraka'nın cevabını ve atacağı sloganları kamuoyuna duyurarak 1 Mayıs'a katılır. Biz de toplanma yerine geldiğimizde CTP'li sendikalar bize müdahale etmeye çalıştılar. Korteje bizi sokmamaya çalıştılar. Önümüze bir barikat çektiler. Devişi işçilerinden oluşan bir barikat çektiler. Ve biz de bunun üzerine sloganlarımızı, Katina ve Değiş Bilinci CTP dahil olmak üzere sloganlarımızı atmaya başladık. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası, eğer bir barikat varsa biz de barikat çekilenlerin tarafındayız diyerekten bizim kortejimizin tarafına geçti. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği aynı şekilde, Yeni Kıbrıs Partisi ve öğrencilerden oluşan kortejler, özellikle Doğu Akdeniz Üniversitesi öğrencilerinin ağırlıkta olduğu kortej bizim olduğumuz tarafa geçti ve çok ilginç bir şekilde kitle yarı yarıya bir duruma geldi. Önümüze bir barikat çekildi. Bu barikatla 1 Mayıs meydanına kadar yüründü, saray önüne kadar yüründü. Barikatı saray önünde tutacaklarını ve bizi içeri almayacaklarını düşünüyorduk ve açıkçası barikata yüklenmeyi düşünüyorduk. CTP kortejiyle kesiştiğimiz noktalarda da Emeğin Partisi CTP sloganını attık. Yüzlerinde bir gülümseme oluştu. CTP'ye olumlu bir slogan attığımızı düşündüler ama hemen arkasından da şaka yaptık şeklinde dinamik bir yanıt daha verdik ve ciddi anlamda bozuldular. Alana girişimizin önünde engel koyamadılar. Barikatı alana girerken kaldırdılar ve biz alana girdik. Alanın merkezine kadar da ilerledik. Ve orada hükümetin icraatlarını anlatan konuşmaları bir süre dinledikten sonra CTP kendin çal kendin oyna sloganını atıp alanı terk ettik. 1 Mayıs'ta dağılırken CTP korteji bize slogan atmaya çalıştı. Çünkü biz de devlet yetkililerine demiştik ki yani sloganımızı beğenmiyor olabilirsiniz. Sizin de bize yönelik sloganlarınız olabilir. Atabilirsiniz. Bizim için bir sakıncası yoktur demiştik. Bunun üzerine CTP'li gençler de bize marjinal baraka gerek yok bunlara şeklinde slogan attı. Biz de onları alkışladık ve birlik mücadele dayanışma şeklinde slogan attık. 2007 1 Mayıs'ı Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin bir slogana veya bir pankarta ilk kez yasak uyguladığı 1 Mayıs değildir. 1970'li yıllarda Halkla Dayanışma Derneklerinin Bağımsız Kıbrıs Bütün Halklar Kardeştir pankartını ve sloganını alana sokmamak için bir barikat kurmuştur. O barikatı da halklar yıkarak alana girmiştir. 1 Mayıs 2008 Kıbrıs'ın kuzeyinde uzun yıllardan sonra ilk kez iki ayrı 1 Mayıs mitingine sahne olacaktır. Üstelik devrimcilerin de katıldığı alternatif 1 Mayıs eylemleri Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin devlet mitinginden çok daha kalabalıktır. Buna karşılık 1 Eylül 2008'de tekrar alanlara inmeye karar veren Cumhuriyetçi Türk Partisi,
Bağlı Örgütü Barış Derneği aracılığı ile Yeni Türkü konseri düzenler. Ama Barış Platformu'nun Kıbrıslı Erenlerle birlikte düzenlediği Barış Günü çok daha kitlesel ve coşkuludur. Artık Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin hükümetteki günleri sayılıdır ve sol içinde hiçbir güvenilirliği kalmamıştır. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin inadı hükümetten düştüğü 2009 yılında da devam edecek. Bu da 1 Mayıs 2009 ve 1 Eylül 2009 tarihlerinde iki büyük hezimet daha yaşamasına sebep olacaktır. Avrupa'da ve dünyanın birçok bölgesinde sosyal refah devletini ortadan kaldıracak koşulların olgunlaşması ile birlikte neoliberal politikalar, sosyal güvenlik, sağlık, eğitim, ulaşım ve iletişim gibi halkların temel haklarını ortadan kaldırmak için saldırılarını yoğunlaştırmaktadır. Özelleştirmelerden ülkemize nasibini almakta, hem kuzeyde hem de güneyde yaratılan rejimler, emekçilerin yıllarca verdiği mücadelelerle oluşturduğu insanca yaşama noktasındaki kazanımları teker teker geri almaktadır. Sosyal güvenlik ve genel sağlık sigorta yasası tam da içinde bulunan neoliberal dönemin bir ürünü olarak 2007 yılında Kıbrıs'ın kuzeyinde ortaya çıktı. Ve tam da dönemin bir karakteristik özelliği olan kavram karmaşasının da aynı zamanda bir örneğini sundu bize. Nedir bu kavram karmaşası? İşte yıllarca ezilenlerin, işçi kesimlerin, emekçi kesimlerin ve halkların talebi olan isteklerin bu dönemde insanlara sanki verilmiş gibi gösterildiği ama aslında bırakın verilmeyi birçok hakkında geriye alındığı bir dönem olarak yaşandı bu süreç. Ve bu anlamda da CTP çok güzel bir kavram karmaşasında ayrı örneğidir. Yani örneğin propaganda döneminde buna karşı gelirken CTP gazetelere ilan veriyordu ki işçiye sosyal güvenlik diye duvar yazılamalarını gösteriyordu gazetelere ilan vererek 70'li yıllarda yaptı. Ama şu anda yaptığı esas biçim olarak veya ismen aynı gibi gözükse tamamen farklı bir şeyin ürünüydü. Bu anlamda da kavram karmaşasının bir ayrı bir örneğini sunar. Hem bahsedilen yasanın kendi öznelliği anlamında hem de CTP'nin kendi içinde yaşadığı kavram karmaşası anlamında yani belli bir şey dillendirirken aslında hiç başka bir şeyden bahsettiğini altını burada vurgulayabilirim. 2007 yılında bu yasa yürürlüğe geçirilmek istendi. Bunun öncesinde Baraka belli başlı çağrılarla bunun önceden tedbiri alınması için belli başlı özellikle sendikalara çağrıda bulundu. Bu yasanın bir tehlike olarak kapıda bulunduğunu ve bunun bir şekilde geçirileceğini ve o neoliberal dönemin bir zorunluluğu olduğunu vurguladı. Ancak birçok sendika bunun Kıbrıs'ta geçirilemeyeceğini, özellikle CTP'nin böyle bir yasayı geçiremeyeceğini düşündü. Ama ne yazık ki geçirildi yani bu yasa. Ve geçirilirken de bayağı sancılı bir süreçten geçildi aynı zamanda da. Hem onlar anlamında yani egemenlerin kendisi ve buradaki işbirlikçiler anlamında. Hem de buna karşı mücadele eden bizim gibi diğer yapılar da sancılı bir süreç geçirdi. Bunu eğer küçük bir kronolojik şey halinde söyleyebilirsek mesela şundan örnek bahsedebiliriz. Bu dönemde Baraka belli başlı bilinçlendirme faaliyetleri yaptı. O dönemdeki bir sayısını tamamen sosyal güvenlikle ilişkili hale getirdi. Sosyal güvenlik özel sayısı yaptı. Burada işte bu yasa neleri geçiriyor? Ve bu geçirilen yasanın bir de ne tür haklar geri alınacaktır çalışan kesimlerden altını çizdiği. Öbür taraftan eylemin gerçekleştirilecek, yani sosyal güvenliğe karşı gerçekleştirilecek eylemin bir gün öncesinde Baraka afişlemeye çıktı. Yıllardır da uygulanmayan, özellikle sol kesimin tarafından uygulanmayan bir şeydi bu. Baraka Lefkoşa'nın tüm sokaklarını afişlerle donattı. Baktığınız zaman o zamanki eylemler son derece şiddetli oldu çünkü İnsanların hiç beklemediği, az önce de bahsettiğim gibi insanların hiç beklemediği bir yasa çatır çatır geçiriliyordu. Bunun önüne geçilemeyeceği artık bir şekilde şey yaptı ama insanlar buna gene de karşı gelmeyi sürdürüyordu. Ve bu anlamda işte meclisin önünde sağlam eylemler oldu. Bu eylemler işte meclis kapılarının zorlanması veya öbür taraftan meclisin yumurtalanması gibi şeylerle devam etti. Neydi bu yasa? Kadının yıpranma payını ortadan kaldıran, öbür taraftan emeklilik yaşını kadınlarda 50'den 60'a, erkeklerde de 55'ten 60'a çekmeyi planlayan, keza bunun 63 ve 65 olması şeklinde de tartışmalar yaşanıyordu. Ve çok absürt bir şekilde bu özellikle emeklilik yaşı konusunda bu yasa o kadar iyi ve eşitlikçi bir yasadır ki işte kadınla erkek arasındaki ayrıma son veriyor gibisinden bir saçma bir argümanla da karşıya çıkıyordu. Yani düşünün kadının birçok alanda ezildiği bir dönemde yaşayan olan ve ataerkil sistemin mağduru olan bir kesim var burada. Ve bu kesimin bir şekilde kazandığı pozitif bir ayrımcılık var. Nedir bu? Kadınların 55'te emekli olması. Kadınların 50'de emekli olması. Erkeklerin ise 55'te. Bu 60'a çekilmek istiyor iki kesim içinde. Ve bir taraftan da bunun o kadar eşitlikçi bir taraf olduğu iddia ediliyor. Yani o kadar iyi bir şey ki erkekle kadın arasındaki
ayrıma son veriyor. Böyle saçma bir tarafı da vardı argümanları arasında mevcut hükümetin. Ve nitekim bu minvalde hem yasa geçti maalesef, aynı zamanda da CTP'nin de biraz teşhir anlamında başka şeyler oldu. Aynı yılın Ağustos ayında Karpaz Milli Parkı'na elektrik hattı çekerek doğal hayatı katledeceğini duyuran Cumhuriyetçi Türk Partisi karşısında Sürdürülebilir Çevre Platformu çatısı altında yürütülen muhalefetin temel sürükleyicilerinden biri de Baraka'dır. 2007 yılında CTP-ÖRP hükümeti döneminde TC elçiliğinden alınan bir emirle Dip Karpaz Milli Parkı'na elektrik götürülme kararı alındı. Dip Karpaz Milli Parkı imara açık olan, içerisinde bir köy olan bir yer değildir. İmara açık olan son yer Dip Karpaz Köyü'dür ve ondan sonra sadece doğal ve arkeolojik sit alanı olan ve milli park olarak ilan edilmiş olan bir bölge vardır. Elektrik götürülecek olan bölge burasıydı. Dolayısıyla buraya elektrik götürülmesi, herhangi bir insan ihtiyacının karşılanması, işte bir köyün, elektriksiz bir köyün elektriğe kavuşması anlamında değildi. Buraya elektrik götürülmesi tamamen TC elçiliğinden, TC egemenlerinden alınan talimatla TC sermayesine buranın Karpaz bölgesinin peşkeş çekilmesinin hazırlanmasıydı. Bu öngörümüzde yanılmadığımızı bugünden geriye baktığımızda da görüyoruz aslında. Çünkü Karpaz bölgesinde pek çok tatil köyleri için sermayeye sözler verildiğini, orada bir yat limanı yapıldığını bugün artık birebir görmeye, oralara gittiğimizde oranın talan edildiğini görmeye başladık. Hükümetin, CTP-ÖRP hükümetinin bu kararı karşısında hem genişletilmiş sürdürülebilir çevre platformu içerisinde hem de Baraka Kültür Merkezi olarak ayrı eylemler yapmaya, bir muhalefet örmeye başladık. Biz de bunun üzerine işte kavşaklarda pankart tutma, bildiri dağıtma, gazetelerde, radyo ve televizyonlarda bu konuyu gündeme getirme gibi eylem ve etkinlikler yaptık ve Başbakanlık önünde bir basın açıklamasıyla protestomuzu gerçekleştirdik. Bu basın açıklamasına, Başbakanlık önündeki bu eyleme bir dilekle gittik. Çünkü madem bu ülkede yasalara aykırı olarak hükümet ya da herkes istediği yere direk dikebiliyordu, biz de Başbakanlık önüne bir direk dikmek üzere kocaman bir mertekle Başbakanlık önünde bir eylem yaptık. Bu eylemimiz çok fazla ses getirdi ve çevre platformuna daha fazla örgütten, daha fazla kişiden destek gelmeye başladı. Karpaz elektrik götürülmesine karşı yaptığımız eylemler içerisinde Başbakan'a bir telgraf çekme eylemimiz vardı. Karpaz'da yaşayan özgür bir eşeğin ağzından Karpaz'a elektrik stop diye bir telgraf çektik Başbakan'a. Bu da toplumda ses getiren ve Karpaz'a elektrik götürülmesine karşı muhalefeti biraz da esprili anlamda yükselten bir eylemdi. O tarihlerde Hasler'in gençlik günlerinde Baraka Müzik Topluluğu Solanakları bir konser vermişti. Ve bu konserin sonunda, son parçada üzerinde Karpaz'a elektrik götürme, doğal hayatı öldürme yazan bir pankartı açtılar sahneden. Ve konseri izleyen pek çok dinleyici yerinden kalkarak o pankartın arkasına geçti. 1958'den beri Kıbrıslı Türkleri Türkleştirmek adı altında köylerin yerlerin isimleri değiştirilmiştir. Başkent Lefkoşa'nın önemli sosyal kültürel mekanlarından olan Çağlayan Çocuk Bahçesi de 2008 yılında isim değişikliğine kurban edilmiştir. Bey yönetimi dediğimiz 1958'de TMT'nin kurulmasından 1970'lere kadar geçen dönemde Kıbrıslı Türklerin ağır baskı altında, ağır faşizm ve baskı altında yönetildiği bir dönem var. Bu dönemde 1958'den itibaren Türkiye'den gelen çeşitli rütbedeki komutanlar ve işte derin devletin elemanları Kıbrıslı Türklerin yerleşim yerlerinin, sokaklarının, bölgelerinin, köylerinin isimlerini Türkçe olmadığı gerekçesiyle değiştirme çalışması yaptılar. Bu bir çeşit asimilasyon, ağır asimilasyon dönemi olarak niteleyebileceğimiz bir dönemdi. Bizim hassasiyetimiz vardı bu çalışmalara karşı. Zannedersem 2008'in Mart ayında bir gazete haberinde, küçük bir magazin haberinde yani
atalarımızın diyebileceğim, dedelerimizin oluşturduğu Çağlayan Çocuk Bahçesi'nin isminin Ankara Parkı olarak değiştirileceğini öğrendik. Ve hemen bir basın açıklaması yaparak bunu kabul edemeyeceğimizi bildirdik tüm kamuoyuna, basın yoluyla. Ve zannederim ertesi gün pazar günü açılış vardı. Bütün ne kadar toplayabilirsek arkadaşlarımızı Baraka'dan, yoldaşlarımızı toplayarak asimilasyona hayır pankartı hazırlayıp Çağlayan Çocuk Bahçesi'nin önünde protesto etmeye gittik. Orada gördük ki işte duyarlı sanatçı, yazarlar ve diğer başka yapılardan arkadaşlarla bireysel olarak gelip orada protesto yapmak istemişler, dövizler falan yazmışlar. Orada bir kalabalık toplandı ve Türkiye'den Ankara Belediye Başkanı açılışını yapacaktı. Bu parkın Melih Gökçek diye bir kişidir kendisi. Başka bakanlar falan vardı ülkemizden. Belediye Başkanı Cemal Bulutoğlu'lara önayak olmuştu böyle olmasına. Onu da şiddetle protesto ettik orada. Yanımıza gelip protestoya katılan surlar içinde yaşayan göçmen arkadaşlar da oldu. Onlarla birlikte böyle gerçekten basında ilgi gösterdi. Ve ertesi gün bütün gazetelerin manşetlerinde bu protesto ve Çağlayan Çocuk Bahçesi'nin adının Ankara Parkı olarak değiştirildiği haberleri yer aldı. Ondan sonra bir kitlesel bir duruş sergiledi Kıbrıslı Türkler. Hemen iki günün içinde bir asimilasyona hayır komitesi oluşturuldu. Bu komite hemen imza kampanyası başlattı. Bir hafta içinde 2500 kadar imza toplayıp belediye meclisi toplantısına sunduk. Çağlayan Çocuk Bahçesi'nin adının değiştirilmemesiyle ilgili olarak herkes bu konuyu tartışmaya başladı. Televizyonlarda, radyolarda, gazetelerde bu konu tartışılmaya başladı. İşte köylerin isimlerinin de değiştirildiği, sokakların isimlerinin de değiştirildiği, bölgelerin isimlerinin de değiştirildiği, geçmişte bunun artık dayanılmayacak noktaya geldiği, hatta ben hatırlıyorum Öz Hataylılar Derneği bile belediye aleyhine açıklama yaparak şey dediydi, parası neyse verelim o zaman ve belediyenin adını da değiştirelim. Bu böyle devam edip gidemez diye bir açıklaması vardı Öz Hataylı. Yani gelen göçmenler bile bu konuda büyük rahatsızlıklar yaşamışlar ve bunu dile getiriyorlardı. İşte Cemal Bulutoğlu'lar utanmazca şey dediydi, parayı veren düdüğü çalar açıklaması yaptıydı. Çok kısa sürede 2500 kadar imza topladık. Bu imzaları belediye meclisine vermek için hazırladık. Belediye meclisine imzaları vermeden önce de Baraka olarak bir basın açıklaması düzenledik belediye binasının önünde. Ve belediye binasının üst katından aşağıya arkadaşlar Ankara değil Lefkoşa pankart hazırlamıştık. Onu sallandırdılar. O an bütün basın oradaydı ve hem pankartı çekti hem basın açıklaması. Yani zaten basın açıklamasından çok o pankartı oradan sallamak ve kamuoyuna çağrı yapmaktı amacımız. Tamam, ben de aynı. Ben saygı duyarım yaptığınız şey ama belediyenin güvenliğini aşarak dama çıkmanız bir suç. Bu yapmanız yanlış. Benden izin alsanız seve seve buyurun koyun. Buyurun. Çağlayan Parkı'nda bir konser düzenledik. Baraka'nın müzik grubu Son Anahtarı orada konser vermişti. Çağlayan'dır parkımız, kalmadı hiç sabrımız. Çağlayan'dır parkımız, kalmadı hiç sabrımız. Evet, Ankara'nın arası İşemez adını, bırakın yakamızı, vah Kıbrıs'ın Kıbrıs'ı. Ankara'nın parası İşemez adını, bırakın yakamızı, vah Kıbrıs'ın Kıbrıs'ı. Ankara'nın parası İşemez adını, bırakın yakamızı, vah Kıbrıs'ın Kıbrıs'ı. İmzaları sunduğumuz ve belediye meclisi toplantısını izlediğimiz gece faşistler de gelmişti bu toplantıya.
bu toplantıyı izlerken bir tanesi, faşistlerden bir tanesi ayağa kalkıp işte öğreneceksiniz, lefkoşe demeyi de öğreneceksiniz diyerek bir arkadaşımıza da tokat attı. Büyük bir gerginlik yaşanmıştı orada. Israrla da lefkoşe'ye lefkoşe dedi. İşte birçok belediye meclisi üyesi itiraz etmesine rağmen belediye başkanı Cemal Bulutoğulları buna da itiraz etmedi ve bunu da sindirdi. Nerenin belediye başkanı olduğunu unutarak. Bunlar unutmayacağımız, bu mücadelede unutmayacağımız anlardır. Bu protestolarda ilk kez bir TC yetkilisi Kıbrıs'ta "Gökçek elini yakamızdan çek" sloganıyla karşılanacaktır. Bu olaydan sonra Baraka tarafından kullanılan "Ankara elini yakamızdan çek" ve "Elçilik elini yakamızdan çek" sloganları Kıbrıs'ta Türklerin eylemlerinin vazgeçilmez bir parçası haline gelmiştir. Yunanistan'da Aralık 2008'de polis tarafından vurularak öldürülen Alexis için dünyanın dört bir yanında dayanışma eylemleri yapılmaktaydı. Baraka'nın da içerisinde bulunduğu örgütler dayanışma eylemi için ilk kez TC elçiliği önüne bir yürüyüş gerçekleştirmişlerdir. Birkaç ay sonra 2009 yılı başında gerçekleşen polis sınavında başarılı olan birçok Kıbrıslı Türk'ün TC elçiliğinin müdahalesiyle haksız bir şekilde elenmesi halkta ciddi bir tepkiye neden olmuştu. Birçok siyasi çevre tepkisini hükümet ile sınırlı tutarken olayların esas sorumlusu TC elçiliği eleştirilmiyordu. Bunun üzerine Baraka'nın çağrısıyla Kıbrıslı Türklerin özgürlükleri için gereken diyeti ödemeye hazır olduklarını vurgulayan bir eylem organize edildi. Birleşik Kıbrıs Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi, Kıbrıs Sosyalist Partisi ve Baraka'nın elçiliğe yönelik bu protestosu Türkiye medyasında da geniş yer bulmuştur. Kanı bulanmış seramikten yapılmış bir kolun TC elçiliğine bırakılmasıyla Ömer Seyfettin'in diyet öyküsüne gönderme yapan eylem bugün hala kanlı kesik kol eylemi olarak anılmaktadır. Ülkemizin sahillerinin yerli ve yabancı sermayeye peşkeş çekilmesi sonrasında denize girilebilecek tüm plajlar halka kapatılmış ve paralı hale getirilmiştir. Baraka, anayasal hakkımız olan tüm plajlarda halkın denize girme hakkını kullanarak 2009 yaz aylarında beleşe denize girme eylemleri düzenlemiştir. Anayasanın 38'e 8 plajların kullanımı ve denetimi yasasında yurttaşların 100 metre kıyı şeridi içerisinde kıyıları özgürce kullanabileceği ve bunun hiçbir ücrete tabi tutulmaması gerekliliği yazar. Yasaya göre yazanı uygulamayanlar 25 bin TL para cezası ya da 1 yıl hapis cezasına çarptırılırlar. Tabi herkesin de bildiği gibi KKTC devleti anayasada yazan maddelerin işine geldiğini uygular, işine gelmediğini uygulamaz ve bu yasa da aynı muameleyi görmüştür. Ve halkın beleşe denize girme özgürlüğü bu şekilde kısıtlanmıştır. Bugün girme sahillerimizin çoğu TC sermayesine peşkeş çekilmiştir. Birçoğu oteller tarafından kapatılmıştır ve Mausa sahilleri de yavaş yavaş tellenmeye başlamıştır. Kıbrıs sıcağında denize girip serinlemek isteyen 4-5 kişilik bir aile bugün bunu yapabilmek için yaklaşık 200 TL para ödemek zorunda bırakılır. Bunu denetleme görevi İçişleri Bakanlığı ve belediyelerde olmasına rağmen KKTC devletçiğine tekrardan sermaye hükmetmekte ve yine sermayenin sözü geçmektedir ve denetlemeler yapılamamaktadır. En ufak bir trafik cezasında halkın sırtına tonlarca para cezası yükleyen, meşru eylemlerde sendikacıları, gençleri tutuklayan zihniyet aynı hassasiyeti burada gösterememektedir. Denize halkındır, halkın kalacak. Tabii bunun üstüne iş başa düştü ve Baraka hadi beleşe denize girmeye, denizler halkındır, halkın kalacak sloganlarıyla denize beleşe girme eylemlerine başladı. Yapılan deniz eylemleri bizlere bir kez daha göstermiş oldu ki meşru haklarını örgütlü bir şekilde savunanların karşısında hiçbir güç duramaz. Kuru basın açıklamalarının ötesine geçen yaratıcı bir protesto geleneği Baraka tarafından gündemde tutulmaktadır.
ülkemizde unutulmuş afişleme, yazılama eylemleri yanında sokak tiyatrosu, telgraf gönderme, baskın eylem, resmi binaların damından pankart indirme, beleş deniz gibi eylemlerle Baraka'nın meşru, fiili ve militan tarzı 2004'ten 2011'e doğru ilerleyen süreçte sürekli gelişme göstermiştir. Belki de biraz da bu sebeplerle Barakacılar hemen her eylemlerinde polisin en çok ilgi gösterdiği grup haline gelmişlerdir. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 2009 yılı Nisan ayında hükümet konumunu kaybetmesiyle ülke siyasetinde yeni bir döneminde kapıları aralandı. Bu dönem 2010 Nisan'ında Talat'ın yerine Eroğlu'nun Cumhurbaşkanı seçilmesiyle tescillendi. Artık Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin muhalefette, Ulusal Birlik Partisi'nin ise hükümette bulunduğu yeni koşullar oluşmuş durumda. Ancak Baraka'nın mücadeleci yapısında herhangi bir değişim meydana gelmiş değil. Şimdi Ulusal Birlik Partisi eliyle gündeme getirilmeye devam eden neoliberal ajandaya aynı kararlılıkla karşı duruluyor. Özelleştirme mağduru Kıbrıs Türk Hava Yolları çalışanlarının, özelleştirilmeye çalışılan telefon dairesinin, kapatılmak istenen Atatürk Öğretmen Akademisi öğrencilerinin yanında egemen blok ve TC asker sivil bürokrasisinin karşısında mücadeleye devam ediyor. Baraka'nın eylemlerinde her zaman ayrı bir önemi olan ekolojik duyarlılık, Ulusal Birlik Partisi hükümeti döneminde gerçekleşen Digomo Zibilli eylemlerine de damgasını vurmuştur. Aralık 2008'de yanmaya başlayan zibillikten yayılan gazlarla zehirlenen Hamitköy halkı ile beraber eylemler düzenleyen Baraka aktivistleri sudan sebeplerle açılan davalara maruz kalmışlardır. Yıllardır hem özellikle Hamitköy halkını zehirleyen ve bütün Kıbrıs halkını zehirleyen aslında Dikmen çöplüğü yani Digomo Zibilliği de hala sürekli yangınlar çıkmaktadır ve halk hala bundan çıkan zehirli havayı solumaya devam etmektedir. Geçmiş yıllarda bu konuyla ilgili birçok eylem yapıldı ve içinde Baraka'nın da olduğu birçok eylem yapıldı. Yetkililer tarafından yapılan açıklamalar şunlardı. İşte hükümet diyor ki, yani çevre dairesi diyor ki belediyenin yetkisi içerisindedir orası, yani Digomo Zibilliği ve biz müdahale edemeyiz. Belediye de iddia ediyor ki çevre dairesindedir, çevre dairesinin yetkisi alanındadır ve biz de müdahale edemeyiz diyor ve sürekli birbirine top atıyorlar ama aslında işin sonucunda halk bundan her zamanki gibi en fazla zarar görüyor. Ve o dönemde de halk yetkilileri müdahale edemeyeceğini ve etmediğini ve bununla ilgilenmediğini bir daha teyit edip eylem kararı alıyor. Yapılan en çok ses getiren eylemlerden bir tanesi Hamitköy çemberinde yapılan eylemdi. Bayağı kitleli katılımlı bir eylem gerçekleşti. Orası trafiğe kapandı, yol kesildi. Varillerin içerisine ateşler yakıldı. Ve çok da komik olan bir şey vardır. İşte sürekli Digomo Zibilliği'nin yanmasına izin veren yetkililer hala yetkili konumundalar. Ama o gün iki varel yakıldığı için aralarında Baraka aktivistlerinden birinin de bulunduğu arkadaşlarımıza dava kondu. Turizm ve Çevre Bakanı olan Kemal Dürüst'ün de son zamanlarda yaptığı açıklama pişkin bir biçimde Digomo Zibilliği'nin zibilliğinden çıkan havayı solumayın diyor. Ve bu da pişkinliğin son noktasıdır. Bu yılda yani 2010 yılında da Kıbrıslı müzisyenlerin, Kıbrıs'taki müzik emekçilerinin katıldığı, birçok sanatçının da destek verdiği ve örgütlerin de destek verdiği bir organizasyon gerçekleştirildi. Dur Demek Lazım adı, isimli. Ve burada da bu organizasyon da Digomo Zibilliği'nin önünde gerçekleştirildi. Burada da tepkiler yağdı. Tüm tepkilere rağmen hala Digomo Zibilliği'nden çıkan hava halkımızı zehirlemektedir. Gerçek şu ki biz insanlar doğanın bir parçası olduğunu unuttuk. Ülkemizde sel felaketleri, CMC atıkları, dağlarımız hala delinmekte, karpaz bugün talan edilmekte, Big Ben çöplüğü ıslah edileceği yerde KDP terk edilmekte,
ve burada ilerici müzisyenler ve örgütler olarak biz diyoruz ki yetkililer, hükümetler sabrımız taşıyor. Hükümetler sabrımız taşıyor. Getirilen hükümetler sabrımız taşıyor. 2009 yılı yaz aylarına damgasını vuran eylemler, barakacıların yeni Ulusal Birlik Partisi hükümetiyle de ilk yüzleşmeleri niteliğindedir. Hemen hemen aynı dönemde gündeme gelen yasa dışı Kur'an kursları karşısında da hem sendikalarla beraber kurs baskınlarına hem de gençlik örgütleriyle beraber bilimsel ve demokratik eğitim inisiyatifine katılan Baraka, aynı anda birçok cephede hem şövenizme hem dinsel gericiliğe hem polis şiddetine hem de çevre kirliliğine karşı mücadele vermiştir. 2010 yılı Ağustos ayında Antimilitarist Barış Harekatı çatısı altında gerçekleştirilen ve TC'nin Kıbrıs'taki askeri varlığını eleştiren konserde Türkiye'den protest müzik grubu Bandista ve Baraka Müzik Topluluğu Sol Anahtarı birlikte sahne almıştır. ...2009 ve 2010 yıllarının emek gündemini tartışmasız bir şekilde belirleyen olaylar ise göç yasası çerçevesinde gelişmiştir. Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin hazırladığı, ancak toplumsal direniş nedeniyle geçiremeyip seçim sonrasında Ulusal Birlik Partisi'ne devrettiği göç yasası, 2009 yılının sonunda KKTC Meclisi'nden geçmiştir. Yasanın mecliste görüşüldüğü dönemlerde 28 Ekim ve 23 Kasım 2009 meclis önüne kurulan polis barikatının kitlesel bir inisiyatifle yarılarak aşılması sonrasında 5 baraka aktivisti tutuklanmış, toplamda 6 baraka aktivistine dava açılmıştı. Göç yasası ilk olarak gündeme Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti döneminde gelmiş ve bu gündeme gelme sonucunda da ilk olarak öğretmen akademisi öğrencilerin tepkileriyle bu yasanın geçmesi geciktirilmiştir. Ardından sendikaların birleşerek, sendikalı platform altında birleşmesiyle bu öfke daha da birikmiş ve sistemini bir mücadeleye dönüşmüştür. Baraka Kültür Merkezi olarak da biz her aşamasında bu eylemlerin içerisine girmiş ve bu dayatılan neoliberal politikalara karşı tepkimizi diğer örgütlerle birlikte her bir noktada göstermeye çalışmıştık. Bu neoliberal yasalara çekilen barikatın en doğru noktası 28 Ekim ve 23 Kasım eylemleri olarak adlandırılabilir. Ama bunun tabii ki öncesinde çok daha fazla yani bir birikim, orada bir eylem birikimi, bir süreç vardır. Bu süreçler içerisinde gerek gece yapılan eylemler, halkı bilgilendirme çalışmaları, dağıtılan bildiriler, gerek yapılan ani eylemler, bunlardan en önemlilerinden biri Golden Tribute Otel önünde Baraka'nın ve Kıtüs'ün yaptığı ve Cemil Çiçek'in doğrudan bir protestosu haline gelen göç yasasına hayır eylemleri. Onun dışında yapılan bildiri dağıtımları, yürüyüşler, bunlar hep bu sürecin parçalarıydı ve bu sürecin daha da bir kızışmasına, daha da bir güçlü hale gelmesini sağlamıştı. Bunlar bir sürecin parçasıydı. Ve bu sürecin sonucunda da 28 Ekim eylemlerine geldik. Ki bu 28 Ekim eylemleri bir genel grevle birlikte sendikaların kitlesel bir katılımıyla ve bizlerin de kitlesel bir katılımıyla gerçekleşmişti. Bu 28 Ekim eylemi Kıbrıs'ta sendikaların, daha doğrusu toplumsal hareketin en doğru noktasına ulaştığı eylem olarak o dönem, bu dönem için affedilebilir. Çünkü burada ilk defa bir irade konulmuş ve bu iradenin sonucunda polis barikatı orada delinmiş ve meclisin önüne yürünerek o gün için göç yasasının geçmesi engellenmişti. Bu eylemin ardından da polis aramızdan 19 arkadaşı seçerek bu arkadaşları polis genel müdürlüğüne çağırmış ve dava okumak istemiştir. Bunun sonucunda da toplanan örgütler bu arkadaşları da birlikte alarak polis genel müdürlüğüne yürümüşler ve polis genel müdürlüğünde bir eylemle birlikte dava tepkileri yapılmıştı. Bu sürecin de arkasında yine bizlerin çalışmaları, bildiri dağıtımları, bilgilendirme çalışmaları, eylemleri devam etmiş. Ve yine bu yasanın görüşüleceği ve karara bağlanacağı tarih olan 23 Kasım günü yine eylemler devam etmiştir.
23 Kasım gününün bir özelliği de o gün sadece insanların değil, duvarları da her yerde göç yasasına hayır yazılarıyla birlikte coşkulu bir ortamın yaratılmış olması olduğu söylenebilir. O gün gerçekten de kitle gayet coşkun ve halkın orada eyleme olan bağlılığı muazzam bir seviyedeydi. Artık gücü bu kitleyi durdurmaya hegemonyasıyla yetmeyen devlet, polis gücünü tamamıyla, bütün gücüyle, çevik kuvvetiyle karşımıza dikmiş ve bu çevik kuvvetin karşımıza dikilmesinin sonucunda yine bu işi kutu kurtaramayacağını anlayan egemenler halkın üzerine bir bel gazı sıkmış ve silah çevirmiştir. Bizim tahminlerimiz işte bunun bir dava tepliğiyle sınırlı kalacağı, bir gözdağından ibaret olduğu, sonrasında gelmeyeceği şeklindeydi. Belki de öyle olacaktı da. Çünkü daha önceki süreçlerde gerek Dikmen Çöplüğü eylemlerinde olsun, gerek çeşitli toplumsal muhalefetin eylemlerinde olsun, bu dava tepliği, dava tepliği etme yöntemleri uygulandıydı ama mahkeme süreci ilerletilmediydi. Bundan dolayı böyle bir öngörü vardı. Açıkçası ilk başta da tam bir komedi yaşandı. Dava tepliğleri tamamlanamadı. Yani mesela 28 Ekim eyleminin dava tepliği 30 Ekim'de 2 gün içerisinde yapılabilirken 23 Kasım eyleminin dava tepliğleri Ocak ayında başlayıp Ekim ayında, 2010'un Ekim ayında biten böyle 10 aylık bir sürece yayılan bir dava tepliği süreci oldu. Ve bütün bu 10 ay tam anlamıyla bir pazarlıklar süreci olarak yaşandı. İşte şunu kabul edin, biz de geri çekelim. Bunu şöyle yapın, biz de geri çekelim. Pazarlık neydi? Pazarlık şuydu aslında. 23 Kasım ve 28 Ekim tarihlerinde eylemciler çok ciddi bir şey yapmışlardı. Onlara çizilen sınırın dışına çıkmışlar, barikatı açmışlar. Egemenlerin çizdiği çerçevenin dışına çıkmışlardı. Bu ahlaki bir zaferdir aslında. Yani o barikat geçildi, ne oldu sorusunun cevabı ahlaki anlamda bir zafer elde edildi. Ve bu egemenleri gerçekten rahatsız etti. O yüzden onların da bir zafere ihtiyacı vardı. Bizim ahlaki zaferimizin karşısında bir geri adım atmamız onlar için yaşamsal bir önemdeydi. O yüzden pazarlıklar yapılıyordu. Her iki eylemden ilgili olarak da bir uzlaşı yakalamaya çalıştıklarını söyleyerek bizim geri adım atmamızı sağlamaya çalıştılar. Biz baraka olarak bu süreçte hiçbir şekilde geri adım atmama tavrı geliştirdik. Ve bu sebeple de avukatlarımızı azlettik. Sonunda olan şöyle oldu. Kısmı bir zafer elde etti savcılık açıkçası egemenler. Ne oldu? 23 Kasım eyleminde tutuklandığımızda içine konduğumuz polis aracının hasar gördüğü, işte 1000 küsur TL'lik bir hasar gördüğü ve bu hasarın bizim tarafımızdan ödenmesi koşuluyla 3 dava açılmıştı bize. Araca hasar vermek, polisi darp etmek ve polisi görevinden men etmek. 3 davanın da düşürüleceği sadece 23 Kasım için söylendi. Ancak 23 Kasım'daki polis aracına hasarın kabul edilmesi gibi bir koşul vardı ortada. Bu bir celsede, tarihini hatırlamıyorum, bir celsede ara verilmesi sonucunda örgütler arasında tartışıldı bu konu. Bizim tavrımız netti. En baştan hiçbir şeyi, hiçbir pazarlığı kabul etmeyeceğimiz belliydi. O yüzden bizi bu tartışmaya dahil etmedi örgütler. Ve kendi aralarında göstermelik bir oylama yaptılar mahkeme bahçesinde. Ve en sonunda da bu paraları ödemeye karar verdiler. Ama sonra büyük bir hayal kırıklığı yaşadılar. Çünkü parayı ödedikleri halde sadece 23 Kasım'la ilgili davalar geri çekildi. 28 Ekim davaları da halen devam ediyor. Bu davada 19 kişi başlamıştık. 8 kişi devam ediyoruz. 11 kişinin davaları geri çekildi. Ve açıkçası el altından pazarlıklar halen devam ediyor. Süreç bu şekilde devam ediyor. Sonucunun ne olacağını hep beraber göreceğiz. Ancak bizim için mahkum olmak, hapse girmek, para cezası almak gibi seçenekler hiçbir şekilde bir olumsuz sonuç değildir. Egemenler ne isterlerse yapabilirler.
polis onların elinde, savcılık onların elinde, mahkemeler onların elinde, basın onların elinde. O yüzden yani onların güçlerini bizim üzerimizde uygulaması bizim için bir yenilgi olmaz. Zaten doğal olan budur. Bizim için yenilgi bizim kendimizin onların karşısına geri adım atmamızdır. Böyle bir şey ancak yenilgi olur. Onun dışında biz mahkemenin sonucuyla açıkçası ilgilenmiyoruz. Mahkeme süreciyle ilgileniyoruz. Bizim için önemli olan da bu. Göç yasasının geçirilmesi için Kıbrıs'taki işbirlikçilerine talimatlar veren TC'nin Kıbrıs Sömürge Bakanı Cemil Çiçek, Baraka aktivistlerinin de içinde bulunduğu eylemciler tarafından 15 Kasım sabahı protestolarla karşılanmıştır. Kıbrıs'ın kuzeyinde 1974'te NATO'nun müdahalesiyle konuşlanan TC'nin asker sivil bürokrasisinin yarattığı, üretimden koparılmış, bağımlı ve asalak bir noktaya bilinçli politikalarla getirilmiş Kıbrıslı Türk halkının işçi sınıfını kaybetmiş varoluşu 2001'de kültürel bir çıkışla değiştirilmeye çalışılmıştır. Asimilasyon, kimliksizleştirme, üretimden koparma, TC'ye bağımlı bir cemaat yaratma çalışmalarına bir karşı çıkışı örgütlemek ve fikriyatı kitleselleştirmek için konulan her türlü kültürel çalışma ve kültürel üretim iradesinin 10 yıl gibi kısa denilebilecek sürede ortaya çıkan birikimi gözle görülür bir noktadadır. Baraka kurulduğu günden itibaren gerek her türlü tartışmada, gerekse de her türlü etkinlikte hem teorik hem pratik hayatın içinden beslenerek ilerlemiş, hiçbir zaman hayatı teoriye veya teoriyi hayata uyarlama boşluğunda bulunmamıştır. Yaşamla birlikte hareket ederek teori ile pratiği birleştirmenin yollarını aramıştır. 10 yılın sonunda Baraka, artık kendi ayakları üzerinde yürüyen, geriye baktığında doğru tespit ve tahlillerle yola çıktığını belirleyerek kendine güvenini pekiştiren bir örgütlenme yaratmıştır.